yargının bir vesayet organı gibi davranarak siyaseten alınması gereken kararları alması da siyasetin yargısallaşması tehlikesini doğurur. Siyasetin yargısallaşması ise demokrasinin sonu olur. Yargının vesayet ve siyasetle ilişkisini normalleştirmenin ve yargı bağımsızlığını sağlamanın en önemli anayasal araçlarından biri hiç kuşkusuz güçler ayrılığı ilkesidir. Güçler ayrılığı düşüncesinin altında anayasacılığın özü olan gücün sınırlandırılması ihtiyacı yatar. Gücün hukukla sınırlandırılmadığı yerde temel hak ve özgürlükler tehlikededir. Montesquieu'nun ifade ettiği gibi yasama, yürütme ve yargı güçlerinin tek elde toplanması özgürlüğün sonu olur. Belirtmek gerekir ki gücün hukukla sınırlandırılması sadece yasama ve yürütme için değil, yargı için de geçerlidir. Yargının yetkilerinin ötesine geçerek siyasal alanı dizayn etmeye çalışması güçler ayrılığı ilkesiyle bağdaşmaz. Bu nedenle demokrasiler için yürütmenin sınır tanımaz tavrı ne kadar tehlikeli ise yargının jüristokratik tavrı da o kadar tehlikelidir.